Efendimiz buyuruyor, İsrailoğulları arasında dinden sonra ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar. Baksana Allah'tan kork, yapmakta olduğun şeyi terk et der. Çünkü bu yaptığın sana helal değildir der. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamı tekrar karşı, kendisinin yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi onunla yiyip içmekten, birlikte olmaktan çekinmezdi. İsrailoğulları işlerinde kötülükleri işleyen mani olmuyorlar. Gücü yetenler iyiliği emir, kötülükten nehi vazifesini yapmıyorlardı. Halbuki kötülükten mani olmak onlara farz kılınmıştı. İnsana ehemmiyet. Hasan Nedvi Hazretleri vardı, vefat etti. Hindistanlı büyük allame. Tahmin ederim 40 sene evvel İstanbul'a geldi. O zaman sokakları yazılar yazılıyor vesaire oluyor. 80 veyahut da daha o yıllarda. Ona bir soru sordu Hasan Nedvi Hazretleri'ne. Ne tavsiye edersiniz dedi. Dedi ki, bakın size bir misal vereyim dedi. Hindistan'da dedi, Ekber Şah vardı dedi. Bu müşrik bir adam dedi. Dinleri birleştirmeye kalkıyordu dedi. Müslümanlar diyor, bak size ben yol göstereceğim. Sahtekarlık gösterdi. Havli havalan olmadan zekatlarınızı karınıza devre, karı size devresin. Onunla zekattan kurtulursunuz. Öbürüne diyordu, ben sığır yemeği yasak ettim diyordu Hindularda. Öbürüne bilmem ne diyor. Böyle dinleri birleştirip acayip bir ifsat hareketi başlatmıştı. Bir geniş bir halkası vardı. İmam-ı Rabbani ise onunla hiç mücadeleye girmedi. Ekber Şah'ın halkası büyüktü, İmam-ı Rabbani'nin halkası ufaktı. İmam-ı Rabbani Hazretleri devamlı insan yetiştirmeye çalıştı. Öyle bir çalıştı ki Ekber Şah'ın dairesi ufaldı, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin halkası büyüdü. Ekber Şah'ın torunu da Alemgir Sultan da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin talebesi oldu. Onun için en mühim Rasûlullah Efendimiz örnek, Eshâb-ı Suffâ, insan yetiştirme günümüz. Yani keyfiyette insanın varsa varsın, yoksa yoksun.